Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2023 yılının son videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yine güzel tespihler yaptık. Yıl sonu kapanışına layık bence tespihler yaptık. Tespihler tabii ki yetişmedi. Yılbaşına arkadaşlara gönderemedik ama en azından videolarını çekelim. Görsünler, zaten resimlerini de attım hepsine. Gördüler ve umarım beğenmişlerdir tespihlerini. Çok güzel tespihler oldular arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce, tespihlere başlamadan önce bir 5 dakikanızı almak istiyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bizim için, aslında millet için kötü bir başlangıç yaptık. Çok kötü bir felaket yaşadık. Binlerce insanımızı depremde kaybettik. Binlerce kişi yakınını, eşini, dostunu kaybetti. Buradan tekrar kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yani çok acı bir olay yaşadık arkadaşlar. Yani yakınlarına sabır diliyorum. Hiçbir zaman unutamayacağımız, hoş olmayan, yani kötü olan, bizim için çok zor bir durum yaşadık. Çok büyük acı yaşadık. Yani bunun dille tarif edilecek bir tarafı yok. Hepimiz gerçekten çok üzüldük. Yani bir sürü arkadaşımızın eşi dostunu kaybetti. Evleri yıkıldı, dükkanları yıkıldı. Yani o yüzden de yani yine milletçe beraber el ele verdik. Bir şekilde o insanlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu da bizim milletimizin ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Bence hiçbir ülkede bu kadar seferberlik olmamıştır. Yani böyle bir felakette. Yani o da bizim Türk milletinin ne kadar böyle durumlarda ne kadar kenetlendiğini gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra yine seninle doğru, sonuna doğru yine felaketler oldu. Bu sefer sınır dışında felaketlerimiz oldu arkadaşlar. Yani binlerce insan ölüyor, öldü, ölüyor. Çoluk çocuk demeden, kadın yaşlı demeden şu anda bir soykırım yapılıyor. Çok acı bir olay ve kimse buna dur demiyor arkadaşlar. Yani burada bir avuç kahraman anca savaşıyor. Bütün dünyaya kendisini, hani insanlarını savunmak için bütün dünyaya karşı bir avuç insan savaşıyor, bir avuç kahraman savaşıyor. Allah onların bileğine güç versin, Allah onlara can sağlığı versin diliyorum arkadaşlar. Yani kazanan her zaman inananındır arkadaşlar. Yani o insanlar inanıyorlar, kendi memleketlerini savunuyorlar ve savunmaya da devam edecekler. Her türlü Allah onların yanındadır arkadaşlar. Sonuçta zafer onların olacağına ben inanıyorum. Ve bu insanlar, bu kötü insanlar yaptıklarının cezasını mutlaka öbür dünyada değil, bu dünyada vereceklerdir arkadaşlar. Yani ben buna inanıyorum. Kalbimle inanıyorum. Mutlaka bunun cezasını çekeceklerdir. Yani bunun haricinde 2023 kapatacağımız son günlerde yine acı bir haberle sarsıldık maalesef. Bu sefer sıkılan kurşun bizim kahramanlarımız oldu, Mehmetçiğimiz oldu. Hain saldırıda çok sayıda yiğidimizi kaybettik. Çok üzüldük. Yani onlar için çok üzüldük. Maalesef böyle bir şey başımıza geldi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunu yapanlar şunu bilsin ki biz bir ölür bin diriliriz. Bizim askerimize kurşun sıktığın zaman bunun cezasını her türlü çekeceksindir. Tek tek de bunun hesabını soracağız onlara. Biz öyle bir milletiz ki asker doğarız, asker ölürüz. Yani ben burada tespih ustalığı yapıyor olabilirim ama konu vatan olursa, konu ezan olursa hepimiz asker oluruz ve yaralı aslanlar gibi savaşırız, yaralı kurtlar gibi savaşırız. Yani bizim kanımızda bu var. Vatanımız için, ezanımız için savaşırız, şehit oluruz. Biz Türk milletinin en büyük şerefidir bu. Etrafımız düşmanlarla çevrili, zaten biliyorsunuz her yerde bizim böyle ensemize binecek insanlar var. Ama kimse düşünmesin, yani bunu kimse Türkiye el kaldırmasın, yani acısını çok fazlasıyla, misli misliyle biz çıkarırız. Biz öyle bir milletiz. Biz ülkemizi savunmak için göğsümüzü siper ederiz. Yiğitlerimiz var, biz de varız. Yani Allah o yiğitlerimizin hepsinin canına sağlık versin, ailelerine bağışlasın.
Kaybettiğimiz şehitlerimizde Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Gerçekten yani çok arkadaşlar dolduk. Bir şekilde kendini boşaltma gereği duyuyor. Ben de burada sizin huzurunuzda bunu yapmak istedim. Yani çok üzüldük gerçekten. Tespih yaptığım çok arkadaşımız var bu şekilde. Bu ülkenin savunması için göğsünü siper eden. Hepsine can sağlığı diliyorum. Hepsine, ailesine, çocuklarına bağışlasın. Hepsine Allah ve hepsinden de Allah razı olsun. Bizim güvenliğimiz için, bu ülkenin güvenliği için her zaman göğüslerini siper ediyorlar. Can virane savaşıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok minnetlerimizi sunuyoruz kendilerine. Arkadaşlar bu seneyi biraz açıkçası kötü geçirdik. Millet olarak kötü geçirdik. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar bu senenin yaptığımız son tespihlerimize geçelim. Bakalım neler yapmışız, neler göndereceğiz arkadaşlarımıza. Bitti yani 2023'ü bitirdik. Benim açımdan da verimli bir sene geçti. Yani Allah'a şükürler olsun, Allah bereket versin. Çoluk çocuğumuza aş götürdük, yemek götürdük. Bir sürü tespihler yaptık, güzel güzel tespihler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım elimden geldiğince size bu meşki sağlayan tespihler yapmışımdır. Şimdi arkadaşlar hemen tespihlerimize başlayalım. Şöyle bir bakalit tespihimizle başlayalım arkadaşlar. Bakalit Fetih 21. Kesme, yumuşak kesme dediğimiz bir model arkadaşlar bu. Şöyle kutusunu kaldırayım. Evet. Yumuşak kesme Fetih 21 tespihimiz. Önce bir pozunu versin. Çok güzel oldu. Yani bakalit yapmıştık Fetih 21'e ama bu model yapmamıştım. Bu biraz farklı bir model oldu ama çekimi mükemmel. Malzeme mükemmel. Bakar mısınız sesine? Çok güzel bir tespih oldu arkadaşlar. Bu tespihimiz Fuat abimize yaptık. Güzel günlerde kullansın. Onun biliyorsunuz önceki haftalarda da, geçen hafta daha doğrusu bir tespihini daha tanıtmıştım. İki tane daha tespihi var. Onları da umarım bu hafta bitiririm. Hepsini beraber göndeririz. Arkadaşlar bu tespih vişneye dönecek. Yani zaten şöyle göstereyim. Bakın hafif hafif böyle başlamış zaten dönmeye. Ben yaptık, çok çok çabuk renk alıyor arkadaşlar malzeme. Şöyle imamesi bu şekilde. İki no'lu imamemizi yaptık. Evet. ET21'imiz kaç numaraymış? 66 numara. Fuat abimiz 66 numara istedi bizden. Biraz yansıyor, tam görünmeyebilir. Şöyle hitamesi. Çok güzel bir tespih oldu arkadaşlar. Tam el boyu bizim. Aynı ölçüdür bu biliyorsunuz. Fetih 21'lerde 9-13 kullanıyorum. Bu da aynı ölçü. Çok güzel. Çok güzel bir tespih oldu. Güzel günlerde güle güle kullansın. Evet. Şöyle çekeyim. Tek el. Çok rahatlıkla çekilebiliyor. Çift de çok rahatlıkla çekilebiliyor. Güzel model arkadaşlar. Bu modelden yapabiliriz. Yani genelde biliyorsunuz fıçık badem karışık yapıyorum. Badem yapıyorum. Ama bu modelde güzel. Yumuşak kesme gibi. Şöyle şunu göstereyim. Çok güzel. Çok güzel bir tespih oldu. Güzel günlerde kullansın Fuat abimiz. İlk tespihimiz bu arkadaşlar. Bitirdiğimiz. Şimdi şöyle ikinci tespihimize geçelim. Bakalım ne varmış. İkinci tespihimiz şöyle. Evet, benim en sevdiğim malzemelerden biri daha. Demir hindi. Çok güzel bir demir hindimiz daha var. El boyu dediğimiz bir boy arkadaşlar bu. 8-12 ölçülerinde. Fıçı kesim, yarı fıçı yarı badem diyebiliriz buna. Demir hindi tespihimiz. Evet. Duruş böyle. Bir de buradan bakalım. Evet, duruş böyle. Duruşunu görüyor musunuz? Demir hindi biliyorsunuz ben çok severim. Çok da yapıyorum.
Bayağıdır, bayağı da var önümüzde. Ne derler? Siparişlerimiz var. Yapacağız. Evet. Dağ gibi gidiyor tespihimiz. Çok güzel bir tespih oldu arkadaşlar. Şöyle bir sesini alalım. Şöyle. Bakın. Çok güzel. Çok tam el boyu dediğimiz bir tespih oldu. Yani cebinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir boy. Günlük çekime uygun bir boy. Şöyle. Malzemesi de burada. Demir indiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın arkadaşımız. Çok güzel bir tespih oldu. Şimdi arkadaşlar bunları ben biraz daha büyük delim yapıyorum. Yani büyük delim derken 1.3 yapıyorum. Bu sıralar tek ip takıyorum. Niye? Onu söyleyeyim size. Mesela bunu da öyle yaptım aynı şekilde. Çünkü ip bazen yapışıyor, çekimi etkiliyor. Ama böyle olursa fark ettim daha güzel çekim oluyor. Yani yine çift ip takabiliriz. Sıkıntı değil. Ama tek ip olunca bence daha güzel çekim oluyor arkadaşlar. Daha böyle şıkır şıkır oluyor gibime geliyor benim. Yani mesela çift ipte bunu yapamazsınız. Yapışıyor. Daha çok yapışıyor ip. Kalın olduğu için. Ama tek ip bence bana sorarsanız daha güzel oluyor. İsteyen olursa tabii ki çift ip de yapıyorum. Çoklu ip de kullanıyoruz. Şöyle imamesini göstereyim. Yine her zamanki gibi gördüğünüz gibi demir indiğinin müthiş benim kilim desenleri dediğim desenleri. Şöyle bu da hitamesi. Çok güzel. Çok güzel bir tespih oldu bu da. Ben bayıldım. Yani ya şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hani abartmadan söylüyorum. Yani Kuka'ya bence en yakın malzeme budur. Bu malzeme gerçekten demirini çok güzel. Ve demir ağacı da aynı şekilde. Bu da demir ağacımız biliyorsunuz. Bundan da tespihler yapıyorum. Yaptım da yapacağım da. Şöyle niye ikisini dedim? Çünkü ağırlıkları aynı arkadaşlar. Tarttım. Demir indi ile demirin ağırlığı birebir aynı. Aynı malzeme, aynı boyut, aynı ölçü. Tarttım. Demir indi ve demirin ölçüsü aynı. Özür diliyorum. Ağırlığı aynı. Yani tabii ki yılan da güzel. Yani buna yakın. Abonoz da öyle ama yani benim için yani ben devamlı yaptığım için söylüyorum. Bu tespihlerin, bu malzemelerin çekimi daha çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Demir indi tespihimiz de bu şekilde. Çok güzel. Desenlerine bayılıyorum ben bunu. Yaparken de çok böyle yani hep böyle hayranlık. Her tane de farklı bir böyle desen çıktıkça insan hayranlık duyuyor. Çok güzel bir tespih oldu. Demir indi. Sahibine hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Evet. Sıradan gidiyoruz tekrardan. Şimdi şöyle. Şunu şöyle koyalım. Çok güzel bir özel bir tespihimiz daha var arkadaşlar. Evet. Narçıl. Büyük boy bir narçılımız daha. Çok yapıyoruz biliyorsunuz bu sıralar. Narçılımızı, büyük boylarımızı ama yani arkadaşlar yani inanılmaz ya. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir malzeme narçıl. Evet. Arkadaşlar bu tespih 9.5'a 13.5 ölçülerinde yine yarı fıçı yarı badem dediğim yumuşak fıçı da diyebilirsiniz. O modelde çok güzel bir tespih oldu. Bu tespihi Çorlu'ya yaptık. Benim Çorlu dememe bakmayın. Hemşerim kendisi. Ben bunu daha sonradan öğrendim tabii. Yeni öğrendim. Tespih bittikten sonra öğrendim. Sağ olsun kardeşimiz dedi ki abi dedi, ustam dedi. Ben baştan söylemedim hemşerim olduğunu. Diğer müşterilerden farklı tutma beni diye. Sağ olsun, Allah razı olsun arkadaşımızdan ince düşüncesi için. Gerçekten ama müthiş bir tespih oldu. Bakın. Yani benim için tabii ki Erzurumlu, Ankaralı, Sivaslı, Mardinli, Hakkari hiç fark etmez arkadaşlar. Hepiniz aynısınız. Hepinize elimden geldiğince özen göstererek yapmaya çalışıyorum. Evet. Tespihin duruşu da bu şekilde. Elimden geldiğince hassas işçilik yapmaya çalışıyorum. Sağlam kullanabileceğiniz evladiyelik tespihler yapmaya çalışıyorum. Evet, çok güzel.
Yani yağ gibi gidiyor tesbih. Yani hem çift hem tek. Nasıl isterseniz çekebiliyorsunuz. Bu model çok güzel arkadaşlar. Yani elinize de gelmiyor. Yani batmıyor. Çekerken de böyle güzel kadifemsi bir haz alıyorsunuz. Rahat çekim oluyor. Yani büyük tesbih severlere ben bu boyu tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın 10 değil. 9.5'a 13.5. 10'a 13 değil. 9.5'a 13.5. Ya da 10'a 14 değil. 9.5'a 13.5. Gerçekten inanılmaz bir ölçü. Ya bana sorarsanız bu ölçü inanılmaz oldu. Yani tam böyle büyük tesbih severler için ideal boydur bu. Yani isterseniz 1.90 olun, isterseniz 2 metre olun ama bu tesbih her ele gider arkadaşlar. Her ele uyuyor bu tesbih modeli ve ölçüsü mükemmel. Yani bence mükemmel bir ölçü bu. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ölçü. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani narçıl, yani insanın yiyesi geliyor yani. O kadar çok seviyorum ki ben narçılı. Yani tabii bir de malzemenin de sertliği çok güzel. Ve renk değişimi, yani şöyle biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten yavaş yavaş değişecek bu. Rengi böyle hafiften sütlü kahveye gidecek. Ve o yönden dolayı çok güzel. Çok seviyorum ben. Ha, ufak tefek böyle malzemenin kendine has böyle eldeki kir alma özelliği var ama o da belli bir yerden sonra gidiyor zaten. Yani bu çektikçe artık bunun böyle diş gibi damarları çıkıyor. Böyle kılcal damarları çıkıyor. Yani aynı öyle oluyor. Öyle söyleyeyim yani. Aynı diş gibi oluyor yani. Bunun malzemenin özelliği bu. Mesela görüyorsunuz burada hafif hafif böyle karartı gibi çok hafiften şeyler var. Bunlar çektikten sonra arkadaşlar damara dönüyor. Yani bildiğiniz böyle dişin damarları gibi oluyor. O yüzden de çok güzel bir malzeme. Çok güzel bir nasıl diyeyim size, tesbih malzemesi. Arkadaşımız da güzel günlerde kullansın. Güzel günlerde çeksin. Kendisine de ince düşüncesi için tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar son yaptığımız tesbihe geleceğiz. Yılın son tesbihi. Yani bir bomba geliyor. Yani nasıl diyeyim ki, şimdi tabii bunu anlatamam. Görün, öyle anlayın. Hemen tesbihimize gelelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, çift renk bir bakalit. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar bu tesbih malzemesi bendeydi. Yıllardır bendeydi. Bunu kendime yapacaktım normalde. Yani nasıl ikna etti beni Engin arkadaşımız? Nasıl bu malzemeyi benden aldı bilmiyorum valla. Yani tesbih yapınca zaten daha da çok anladım. Yani kimseye vermiyordum bu malzemeyi. Kendime yapacağım diye saklıyordum. Benim bir tane çekmecem var öyle kendime ayırdığım malzemelerden. Bunu da kendime saklamıştım aslında. Ama Engin kardeşimiz beni bir şekilde, nasıl oldu bilmiyorum, ikna etti ve bu tesbih çıktı ortaya arkadaşlar. Bakalit malzemeden yaptığımız 9.13, 13.5 ölçülerinde çift renk bir tesbihimiz oldu arkadaşlar. Mükemmel. Yani tesbih sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Yani ben boşuna kendime sakladım demem yani. Boşuna saklamamışım yani. Bunu anladım. Bakar mısınız arkadaşlar tesbihin çekimine? Şöyle çift renk imamesi de. Evet, bu Fetih 21 arkadaşlar. Fetih 21 yaptık. Bakalit. Eski bir bakalit. Ve müthiş kadifemsi bir çekimi olan bir bakalit. Var ya arkadaşlar, cam gibi olacak. Hani çok iddialı olmasa da, yani aslında iddia edebilirim. Arkadaşlar bu 2-3 seneye fütürandan hiçbir farkı olmayacak. Osmanlı bakalitinden hiçbir farkı olmayacak. Öyle bir malzeme bu. Ama yok. Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Yok. Vallahi yok ya. Yani keşke olaydı da bir tane kendime yapaydım ama maalesef yok. Bitti. Bu kadar kaldı. Bundan da bir tane imamı yaparız artık, yedek. Onu veririz. Yani nasıl ikna ettin Engin? Nasıl aldın bu malzemeyi benden bilmiyorum. Yani güle güle kullan kardeşim. Şaka tabii yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
Çok iyi bir tesbih oldu. Çok güzel bir malzemeden çok güzel bir tesbih oldu. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullan. Bu da benim sana yılbaşı hediyem olsun. Beklemiyordu. Çünkü daha yılbaşından sonra yapacağım demiştim. Biraz işlerim vardı. Tespihleri yetiştirmeye çalışıyordum. Ama biraz mesai yaptım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesai yaptım, çalıştım, bitirdim. Hayırlı uğurlu olsun kendine. Şöyle yedek abbesi. Evet. Numara ne vurduk? 35 İzmir. Bu da ona sürpriz oldu. Çünkü 35'i kimseye yapmadım. Ona ayırmıştım. Bu tespih için ona ayırmıştım. Ondan sonra ona yaptım. Bu da ona sürpriz oldu. O kendisi Karslı ama yarı İzmirli sayılır arkadaşlar. Hepimiz öyleyiz. Yaşadığımız yer, doyduğumuz yer burası İzmir. O yüzden de o da İzmirli sayılır. Evet. Çift renk bakın hitameye. Nasıl bir malzemeymiş bu ya. Yani inanılmaz bir tespih oldu arkadaşlar. Keşke malzeme olsa da yapsak. Yani bakacağım. Bulmaya çalışacağım. İnşallah bulurum. Yani en başında kendime bulmaya çalışacağım. Yani çok güzel. Çok güzel bir tespih arkadaşlar. Ölçüsü dediğim gibi 9.3 13.5. Tetik imbirleri genelde 9 çarpı 13 yapıyorum. Ama malzeme heba olmasın diye en büyük ölçü nasıl çıkarırsam o şekilde yapmaya çalıştım. Ve oldu da çok da güzel oldu. Çok beğendim ben. Güzel günlerde kullan kardeşim. Tekrar şöyle biraz çekeyim. Bu akşam bende. Çok çabuk renk alıyor bu arada arkadaşlar bu. Zaten malzemeyi görürseniz bakın. İşlenmemiş hali. Ki bu kesilmiş hali yani. Malzemenin şey hali de değil. Ham hali de değil. Kesilmiş hali. Bakın. Bu şekilde renk alıyor. Bu kenarını ben kendime saklamıştım. Biliyorsunuz bazı malzemelerde yine var. Birkaç tane sakladığım. Bu şekilde kenarlarını kendime saklıyorum. Çift renk yapmak için. Ona denk geldi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel günlerde kullan. Evet arkadaşlar. 2023'ün son tespihlerimizi de yaptık. Hayırlısıyla kazasız belasız bunları da hallettik. Sahiplerine gidecekler. Güzel günlerde kullansınlar. Arkadaşlar 2014 yılı hepimiz için, bütün Türk milleti için, bütün İslam alemi için inşallah hayırlı bir sene olur. Kazasız belasız, annelerin ağlamadığı, çocukların ölmediği, babaların çaresiz kalmadığı bir yıl olur inşallah. En başta tekrardan Mehmetçiğimizin asker arkadaşlarımıza can sağlığı diliyorum. Hepinizin ailesine can sağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin, bütün dünya, Türkiye dışında yaşayan bütün Türk kardeşlerimizin hepsinin yeni yılı kutlu olsun. Huzurlu, barış içinde, sağlık içinde bir yıl olur inşallah hepimiz için. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.